Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kayseri'nin has tatlısı, Nevzine tatlısıyla beraberiz efendim. Benim şöyle söyleyeyim, safkan Kayseriliyim bir kere. Hem anne tarafı hem baba tarafı. Bu tarif de yani göbekten göbeğe birbirine aktarılmış olan orijinal tarif. Nevzine yapmaya karar verip internette biraz tarif aradıysanız bütün tariflerin birbirinin kopyası olduğunu görmüşsünüzdür. Ben bugün size gerçek orijinal tarifi vereceğim. Bu işte hani benim babaannem işte kayınvalidesinden öğrenmiş, o onun kayınvalidesinden öğrenmiş. Böyle nesilden nesile aktarılmış olan bir tarif. Sadece tek bir fark var, o da ben kabartma tozu kullanacağım. Eskiden karbonat kullanıyorlarmış. Başka hiçbir fark yok tarifimde. Gördüğünüz gibi ölçülerim yarımşar su bardağı. Ben biraz küçük bir tepsiye yapacağım. Eğer büyük bir fırın tepsisine yapmak istiyorsanız bu ölçüleri tam bardak olarak da kullanabilirsiniz. Yarım bardak sütüm var. Yarım bardak sıvı yağ. Yarım bardak eritilmiş tereyağı. Yine yarım bardak irice dövülmüş cevizim var. Yarım çay bardağı tahin. Bir paket kabartma tozu. Eğer kabartma tozu kullanmak istemezseniz bir çay kaşığı karbonat kullanın. Bir de burada 3 su bardağı, böyle klasik su bardağıyla unum var. Hani azını çoğunu aşağıda açıklamalar kutusuna zaten yazacağım. Bütün malzeme listesini orada bulabilirsiniz. Ben yanıma şimdi 3 bardak un aldım. Öncesinde tabii ki bu şerbetli bir tatlı. Bu yüzden şerbetini kaynattım ve soğuması için bir kenara aldım. Şimdi şerbet görüntülerini izleyeceksiniz. Şerbetinde 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, 1 dilim limon ve yarım çay bardağı kadar da pekmez var. Şerbetim kaynamaya başlayınca kısık ateşe alıyorum ve 10 dakika kaynatıyorum. Ortalama 8. dakikada limon dilimini atıyorum ve 2 dakikada limonla kaynıyor. Sonra bir cam kaba boşaltıp pekmeze ekleyip karıştırıp soğuması için bir kenara alıyorum. Şerbetin kısık ateşte kaynamasına lütfen dikkat edin. Çünkü ağırlaşıp hacmi azalıp ağdalaşmasın ki tatlımız şerbeti rahat rahat çekebilsin. Şimdi ben artık vakit kaybetmeden hemen hamuru yoğuracağım ve pişmeye göndereceğim. Bu arada pişmesi için de çok önemli bir püf noktası var. Yüksek ateşte hızlı bir şekilde pişirmemeniz gerekiyor. Ortalama 170-180 derecede tercihen fansız fırında kızarana kadar pişirmeniz gerekiyor. Birden 200 dereceye çok sıcak bir fırına atarsınız ve fanlı pişirirseniz tatlımızın içi hamurlaşabilir. İçin için pişmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir tavsiye vermeden geçemeyeceğim. Biliyorum lafı çok uzattım ama lütfen mümkünse bu tatlıyı cam fırın kaplarında pişirmeyin. Çünkü cam kaplar çok kalın geldiği için tatlıdan istediğimiz performansı alamıyoruz. Alüminyum tepsi olabilir, emaye olabilir, çelik tepsi olabilir. Hangisi varsa evinizde. Önemli olan böyle tabanı ince bir tepsi olması lazım. O ısıyı daha eşit dağıttığı için daha güzel bir pişme sağlıyor. Ama sizin elinizde o boyutlarda öyle bir tepsi yoksa mecbur camda pişireceksiniz. Fırının en alt tarafına koyun ki alttan da rahat rahat sıcak alıp tatlı için için pişsin. Şimdi hemen hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Önüme bir karıştırma kabı aldım. Hemen malzemeleri tek tek ekliyorum. Yağlarımı ekledim. Şimdi sütümü ekliyorum. Ve tahini de ekleyeyim. Cevizi en son ekleyeceğiz. Çünkü cevizle rahat rahat yoğuramayız hamuru. Hamur kıvamını bulacak. Ondan sonra cevizi ekleyeceğiz. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Şimdi biraz un alıyorum kabıma. Üzerine de bir paket kabartma tozunu döküyorum. Hemen elimi bulaştırmak istemiyorum. O yüzden önce böyle bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Şimdi bu unu da ekliyorum. Toplam 3 bardak unu ekledim. Ben şimdi kabıma 2 bardak un daha alacağım ki hazırlıklı olayım. Gerektiği kadar un ekleyeyim. Şimdi bazı tariflerde sirke de görürsünüz siz. Aslında sirke koymaya hiç gerek yok. Hani kıyır kıyır olsun diye sirke koyuluyor biliyorum ama eğer tepsiye ince basarsanız tatlınızı zaten o gevrek olacaktır. Sirkeye hiç gerek yok. Yani o hamurlaşma genelde kalın basılmasından ve doğru pişirilmemesinden oluyor. Artı bu tatlıya dediğim gibi tamam belki Kayserililerin içinde de vardır yumurta kıran, yoğurt koyan ama
Ben size şu an orijinal tarifi veriyorum. Bunun içinde sadece süt oluyor. Hani yağın haricinde. Çok sert bir hamur olmaması lazım. Doğru dokuda pişebilmesi için böyle kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamuru olması yeterli. O kıvama gelene kadar un ekleyin. Çok yağlı bir hamur olduğu için genelde eklediğiniz unu hep emecektir. Siz dikkatli olun. Baktınız hamur toparlandı. Gayet de yumuşak. Elinize de yapışmıyor. Un eklemeyi bırakın. Aslında kurabiye hamuru gibi bir hamur yapıyoruz şu an. O kıvamda olacak yani. Şu an eklediğim un yeterli geldi. Ben daha fazla un eklemeyeceğim bu hamura. Çünkü hamur toplandı. Yani ne kadar un koydum? 3,5-4 bardağı arası un var. Siz de 3,5 bardak koyduktan sonra dikkatli olun. Daha fazla un eklemeyin. Kıvamını bulunca bırakın un eklemeyi. Şimdi şu cevizi de ekleyeyim. Cevizin de böyle biraz dişe gelir kıvamda olması makbuldür. Çok incecik kum gibi yapmamanızı tavsiye ederim. Hamur şimdiden mis gibi tereyağı kokuyor. Tahin kokuyor. Yeme de yanında yat. Kalori bombası. Hamur toplandığı an daha fazla yoğurmamıza gerek yok. Çünkü yoğurdukça yağ kusacaktır bu hamur. Artık tepsimi yağlayıp hamuru tepsiye basabilirim. Tepsimi de ben tereyağı ile yağlayacağım. İsterseniz siz sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ufak boy, yuvarlak bir emaye fırın tepsisi kullanıyorum. Her yerinin kalınlığı eşit olacak şekilde yayarsanız servis sırasında da sıkıntı çekmezsiniz. Her yere eşit kabarır. Tatlımızın bir özelliği de fırına göndermeden önce dilimlememiz. Önce dilimleyeceğiz, dilimlenmiş haliyle pişireceğiz. Çünkü fırından çıkarttığımız zaman şerbetini döktüğümüzde de rahat rahat araları da şerbeti çekebilsin. İstediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Nasıl porsiyon yapacaksanız. Ben şimdi klasik baklava dilimi yapacağım. Fırınım da ısındı. Dilimler dilimlemez hemen tatlımı pişmeye göndereceğim. Nevzine tatlım. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Bence tadı da muhteşem. Şimdi bu 1,5 saat şerbetini çekti. Normalde ideal olanı en az 4 saat dinlendirip ondan sonra servis yapmaktır. Hatta annemler bir gece bekletirler, ertesi gün daha lezzetli olduğunu düşünüyorlar. Ama şu an ben çekim yaptığım için tabii ki vaktim yok. O yüzden size şimdi göstermek istiyorum. Hemen bir dilim şöyle tabağıma çıkartayım. İç dokusunu da görmenizi istiyorum. Umarım bozmadan çıkartabilirim. Çünkü bekledikçe şerbetini daha için çekecek ve daha lezzetli olacak. Şuradan bir dilim çıkartalım. Önce şu kenarı alayım. Tatlım gerçekten nefis görünüyor. Hemen sizin için tadına bakmak istiyorum. Daha çatalla bölerken bile kıyır kıyır olduğu hissediliyor. Alamadım. Müthiş.
Tek kelimeyle harika. Rahmetli babaannem nur içinde yatsın. Ağzında bulunsun. Bize bu tarifi miras bıraktı zaten. Biz de yaptıkça ona dua ediyoruz, onu anıyoruz. Gerçekten bu doku, bu kıvam muhteşem. İsterseniz servis sırasında üzerine böyle çok az tahin de gezdirebilirsiniz. Ama ben bu sade haliyle çok daha fazla seviyorum. Daha fazla ağırlaştırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Umarım siz de bu tatlıyı denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.